Kuvvet serileri nedir? Bu videomuzda kuvvet serileri kavramının ne olduğunu konuşacağız. Öncelikle bir karmaşık sayı serisinin ne olduğunu hatırlayalım. Arkasından buradan kuvvet serisine geçiş nasıl gerçekleşiyor net olarak bir görelim. Karmaşık sayı serilerimizi şimdiye kadar olan videolarımızda sürekli tanımladık. N, 0, 1 her neyse. Ama kuvvet serilerinde sıfırdan başlatacağız. En sıfırdan sonsuza. Burada Cn gibi bir ifademiz bulunuyordu. Buradaki Cn karmaşık sayı içerirse, karmaşık sayı içerirse, biz buna karmaşık sayı serisi diyorduk. Karmaşık sayı serisi. Bu karmaşık sayı serisinin içine kuvvet serisinin oluşumu geliyor. Bunun nasıl ortaya çıktığı ilerleyen videolarımızda gelecek karşımıza. N sıfırdan sonsuza Cn çarpı buraya Z eksi Z0 üzeri n ifadesi eklendiğinde buradaki z karmaşık değişkendir. Yani complex variable dediğimiz değişkenimiz z karmaşık sayı değişkeni. Burada z0 da herhangi bir karmaşık sayı olacak. Bu ifade eklendiği zaman bir karmaşık sayı serisine. İşte bu ortaya çıkan seriye kuvvet serisi denir. Kuvvet serisi denmesinin nedeni bir şeyin üstü geliyor zaten. Z eksi Z0 üzeri N eklenmiş oluyor. Buradaki Z eksi Z0 üzeri N bu ifadeyi kuvvet serisi haline getiriyor. Bu kuvvet serisidir. İlk bakışta bir seriye baktığımızda o bir karmaşık sayı serisi mi yoksa kuvvet serisi mi direkt anlayabilmeliyiz. İçinde bu şekilde z eksi z sıfır üzeri n ifadesini içerirse o bir kuvvet serisidir. Birkaç örnek. N sıfırdan sonsuza kadar 3in. Bu bir kuvvet serisi değildir. Bu bir karmaşık sayı serisidir. Karmaşık sayı serisi. N sıfırdan sonsuza n çarpı z üzeri n. Bu bir kuvvet serisidir. Z sıfırımız sıfırmış demek. Kuvvet serisi. N sıfırdan sonsuza i bölü n çarpı z eksi 2i üzeri n. Çok net bir kuvvet serisi. Bunlar durup dururken neden ortaya çıkıyor? Neden bunlarla uğraşıyoruz? Oralar Taylor ve Maclaurin serileri tarafından bize gösterilecek. Taylor ve Maclaurin serileri bir fonksiyonu seri haline dönüştüren, türev yardımıyla dönüştüren iki açılımdır. Ve bunlar bir fonksiyonu kuvvet serisine dönüştürürler. Biz şimdi kuvvet serilerini tanımlayacağız. Kuvvet serileriyle ilgili bundan sonraki videomuzda yakınsaklık diski ve yakınsaklık yarıçapını konuşacağız. Ardından Taylor ve Maclaurin serilerine geçeceğiz. Taylor ve Maclaurin serileri sürekli bize bir kuvvet serisi üretecek. Yani bu akış bu şekilde ilerliyor. Şimdi bizim bir kuvvet serisinde merak ettiğimiz şey, yani bunu oluşturan bir mekanizma var. Bu mucize eseri böyle karşımıza gelmiyor. Matematikte yaptığımız bazı işlemsel süreçler bize bir kuvvet serisi üretiyor. Ama o işlemsel süreçlere geçmeden önce bir kuvvet serisine ilk bakışta tanıma adına bu başlık ile başlıyoruz. Buradaki kuvvet serisinde merak edilen şey, her zaman için merak edilen
Z'nin hangi değerleri için? Z'nin hangi değerleri için? Değerleri için bu seri yakınsak olur. Niye ıraksaklığı merak etmiyoruz? Onu da merak ediyoruz da yakınsak olduğu yeri söylediğimizde onun dışında kalan yerler ıraksak olduğu için konuşmaya değer görmüyor matematikçiler. Halbuki bir serinin yakınsaklık bölgesini biz bilirsek otomatikman onun ıraksaklık bölgesini de biliyoruz. Onun dışında kalan yerler. O yüzden sadece birini konuşmak kültürü vardır matematikte. Biz de onu yapıyoruz her zaman. Şimdi bu videomuzda kuvvet serileriyle tanışmaktı amacımız. Tanışma bu şekilde gerçekleşti. İçinde bu şekilde z eksi z0 üzeri n ifadesi içeren serilere biz kuvvet serisi diyoruz. Bunlardan da merak ettiğimiz şey bunun nerede yakınsak olduğu. Bir sonraki başlığımız kuvvet serilerinin yakınsaklık diski, yakınsaklık aralığı reel sayı serileri içindir. Karmaşık sayı serilerinde yakınsaklık diski gelir ve yarıçapını inceleyeceğiz bir sonraki başlığımızda ve önemli bir soru gelme adayıdır birçok üniversite için diyebiliriz. Onun arkasından da Taylor ve Baklor'a geçeceğiz. Bu şekilde bir akışımız olacak. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.